feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Herkese selam dostlar. Süpermarket Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son biliyorsunuz ki lisanslarımızı almıştık. Yeni ürünler aldık, buraya tedarik ettik. Onun dışında ürünlerimiz, eksik olan ürünlerimizi de buraya birazcık yığdık. Bak, şeylerimiz hala da eksik. Onları da almamız lazım. Mallarımız eksik, çok fazla eksiğimiz var hatta. Onların siparişlerini teker teker verelim en iyisi. Şimdi nelerimiz eksik ona bir bakayım. Hemen bir tane ton balık mıydı bunlar? Ton balıktı galiba. Ton balık diye geçiyor. Yani ben öyle diyeyim, oradan alırım ben, şey yaparım. 3 tane mısır gevreği normal, 2 tane ekmek, 3 tane şeker, 2 tane ekmek, 3 şeker. Onun dışında 3 tane bulaşık deterjanı mı denir? Ne denir bunlar? Bulaşık şeyi işte. Tableti. Bulaşık tableti denir. Daha doğrusu o olur herhalde. Onun dışında 4 tane cam sil mi bunlar? Öyle bir şey herhalde. Bunları da şuralara dolduralım da bari. Buradaki ürünleri de azaltalım artık. Onun dışında başka mayonez. 3 4 tane mayonez falan alırız. Şeyleri de alalım. 3 vodka alalım. 3 tane bu paketli olanlardan altılı mı geçiyor? Aynen, altılı olarak geçiyor. Bunlara sarı diyelim biz. Ne olur ne olmaz. Şişelerden, kırmızı etiketli olanlardan 5 tane bundan, 5 tane bundan alalım. 5 kırmızı etiketli, 5 tane de sarı etiketli şişelerden alalım. Onun dışında 2 pizza alalım. Başka eksik var mı? Yok gibi. Ha. Malzemelerimiz var ya, idare ederiz. Neyse, bunları sipariş edelim. Günü açalım. Şimdi listenin İki ton balığı doğru demişim. 3 mısır gevreği normal. Bir ekmek. 3 şeker. Bunların siparişini geç. 3 tane bulaşık makinesi tableti. Aynen, doğru söylemişim. Bak, bulaşık makinesi tableti olarak geçiyor. Temizleyici olarak geçiyormuş bu da. 4 tane de bundan. 4 tane mayonez. Mayonezimizi de ayarlayalım. İndirime girmiş, hazır zaten. 10 tane oldu. Bir dakika. 4 mayonez verebildim mi? Yok, 3 tane verebildim. Tamam. 3 tane bundan. Yani altılı sarı şu. 3 tane. Kırmızı etiketli şişe. Beş tane bundan vermişiz. Tamam. Şimdi bundan 4 tane verelim. 918 dolar, bunu veremeyiz. Şu anda veremeyiz en azından. Sen aç bakalım şunu. Şu anlık paramız kalmadı.
Paramız kalmadığı için mecbur bekleyeceğiz. Para kazandıkça siparişini geçeceğiz. Ürün alıyoruz alıyoruz yine de yetmiyor. Ekleyelim. Mayınız. O adam niye böyle kaldı? İki depocuyla devam ediyoruz hayatımıza. Bir çık gir falan mı yapsam, ne yapsam? Geriye. Balığı. Başka. Başka bir şey yok herhalde. Tamam, müşteri geldi bizim şeye. Bunları da alalım. 78 dolar 80 sent. Çok fazla mayonez alıyorlar. İlginç yani. Bunların siparişini geçebiliyor muyum? Yok. 926 dolar istiyor. Bizde o kadar para yok. Neyse. Öğlene doğru veririz herhalde. Akşam üstüne doğru daha doğrusu. Keşke reklam falan da olsaymış. Daha fazla müşteri çekebilme imkanımız falan olsaymış. Şu reklam billboardu falan ya da ne bileyim televizyona reklam falan koyulma ihtimali olsaymış güzel olurmuş. Ekstra bir şey olurdu bizim için de. Ya da özel indirim günleri mesela mağazanın dış camına işte %50 indirim var falan deyip etiket koyup böyle insanların ilgisini çekebilecek, böyle popülaritesini arttırabilecek böyle ekstra seçenekler olsaymış güzel olabilirmiş aslında. Onu otomatikman fiyat girme konusunda sistemden girsek onları %10, %20 ona göre artış oranına göre kendisi otomatik arttırsa biz hiçbir türlü kalkıp da teker teker etiketlerle uğraşmasak belki bilmiyorum daha güzel olabilir aslında. Mesela piyasa değerinin %0'la yani normal piyasa değerinde verme imkanı verse işte %10, %20, %30 artış yüzdesine göre fiyatı otomatik kendisi girse noktasına virgülüne kadar girmemize gerek yok bence o kadar ya. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu. Çünkü yani sürekli fiyatlar biliyorsunuz ki indirime giriyor, fiyat yükseliyor. Bazen yani piyasa değerinin çok altında verebiliyorsunuz. Bir anda çok yukarıda kalabiliyor ve müşteriler memnun olmayıp almayabiliyor. Bunların takibini sistemden yapabilirsek en azından hani depo sayımı olsun şey olsun bunları hani bilgisayardan tek bir tuşla görüp ona göre siparişini hangisini vermemiz gerektiğini hangisini fiyatını otomatik düzeltmemiz gerektiğini görebilsek kısa yollarla daha güzel olur. Hani tek tek fiyatları kontrol etmek çünkü hani belli bir süreden sonra sıkabiliyor insanı, daraltabiliyor. Bu birazcık problem. Peki bana niye kimse gelmiyor? Herkes ısır oldu. Ha, hoş, ona da gitmiyorlar.
Aa, paramız olmuştur. Bunların siparişine geçeyim. Bunları da aldık. Şimdi bir tane. Yo. 5 bundan. Bir tane bundan. 2 tane de pizza. Normal pizza. Çedarlı pizza değil. Normal pizza nerede? Aa, pizzayı mı geçtim? İki tane. Güzel. Bunların da siparişini ver. Tamam. Hop, bizim şeyler de gelmiş. 85, 50. Oo. 64, 70. Oo, adam bayağı sağlam alışveriş yapmış. 176 dolar. Rekalesine. Sen. Anlaşıldı. Bu pirzolayı mayonezi seviyor. 92 dolar. Akşam oldu hala biz kutu taşıyoruz ya. Bakacağım. Bakacağım. Bir dakika. Buraya araya maraya kaçan bir şey var mı? Yok. Bu kaldı. Yani bu kalmış. Başka? Başka bir şey yok. Tamam. Beni şeyden bekliyorlar da. Şunların da siparişini hemen geçelim. 6,50 verdik. 55 dolar 80 sent. Haydi bakalım. Güzel. Bugün de bitiriyoruz. Temiz. Bugün tedarik giderlerine çok fazla gitti. Baya baya sağlam harcama yaptık. Gün sonunda merak ediyorum yani ne kadarlık bir harcamam var. Yani 3000 falan, 3000'in üzerindedir hatta. 4000, belki 5000. Mayonezleri tedarik edemiyoruz çünkü bu depocumuz orada kaldığı için büyük ihtimalle diğer depocular da erişim sağlayamıyor. Onları bir çık gir yapmam lazım. O depocu da aktif hale gelmesi lazım. İki depocuyla idare etmek zor çünkü. Bak, yetiştiremiyorlar. Hatta şurada bir kaydedelim. Bir ana menüye dönelim. Bir tekrar devam diyelim. Dur, kutular falan da düştü değil mi? Evet, kutular da düştü. Oh, sütleri aldı, sömürdüler sütleri. Sütler yok oldu gitti. Bu da buraya gitti. Bakayım. Üçü de çalışıyor değil mi? Aktif halde.
Diğer depocu nerede? Ha, tamam, ikisi burada. Ha, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Dedim ki ikisi de birbirine mi bağlandılar, şey yaptılar da sıkıntı yok. O müşteri de alışverişini yapsın. O sırada biz de gidelim, faturalarımızı ödeyelim. Dolarımız gelmişti. Onları da ödedik. Ürün lisansını alacağım. Biraz daha para biriksin. İlk önce raf sistemi falan alacağım. Dondurucular alacağım. Dolap alacağım. Hoş dolap almama gerek yok ya. Burada raflar yeter. Bu raflar idare eder diye düşünüyorum. Yeni lisanslarda herhangi bir şey eğer dolaba koyulacaksa onlarla şey yaparız. Burada bir boş rafımız var. Aslında şu temizlik ürünlerini buraya mı taşısak? Olabilir. Mantıklı geldi bana. Değil. Bir tane bunda var. Tamam. Sen şimdi şuradan bunları ver. Şuraya diz. Etiketleri kaldır. Şimdi şunu şuraya bir koy. İçi boş mu? Boş. At gitsin. Şimdi reylere geldi sıra. Bunları da şöyle bir diz. Kaldır. Tamam. Şimdi şunu amaçladım. Yani şurada hazır temizlik ürünleri karşılıklı olsun. Eğer bir temizlik ürünü gelirse iki rafa bunları koyarız. Yiyecek ürünlerini, bunlar çünkü şeker, bal falan, onun altında temizlik ürünü pek güzel gözükmüyor. Hoş değil. Onların altına yiyecekleri ekleme yaparız. Biraz da estetik dursun, değil mi? Neyse. Şimdi bir sonraki güne geçelim. Daha fazla oyalanmayalım. Bakalım ne kadar gitmiş bizden. 5.852 dolarlık tedarik gideri. Yani 5.852 dolarlık bir mal almışız. 190 kira, 212 fatura. Eksi 2.198 dolar 21 sent zarardayız. Bakiyemizde 2.049 dolar 55 sent. Yeni güne başlayalım hemen. Altılı sütlerimiz zaten bitmişti diye biliyorum. Evet. Onlar da indirime girmiş hazır. 4 tane altılı süt alacağız. Patatesler var elimizde. Onun için bunları koyayım bir. Onun dışında bunlarla daha var. Ne ürün alayım? Ürün alacak bir ürün var mı? Onu bakıyorum. Ha, şey, kırmızı undan 2, 4, 6 tane almam gerekiyor. 4 tane, hatta 5 tane çamaşır suyu. Yok, 4 tane. 4, 4 tane almam gerekiyormuş. Bir tane adam getirdi. Yağdan bir 3 tane alabilirim. Zeytinyağı. Şu anda başka bir şey gerek yok gibi ya. Her şeyi tamamlamışız sanki. Allah, her şeyi stoklamışız. İyi stoklamışız. Güzel güzel duruyor. İki tane şey alabiliriz. Bu neydi bunun ismi? İsmini unuttum bak bunun. Humus. İki tane humus alabiliriz. Bir zolamamız var. Etimiz var. Bir zolamamız var. Onun dışında başka bir şeye gerek yok. Bunları sipariş ettikten sonra artık depoyu, hani mal bitti mi bitmedi mi diye endişelenmemize gerek kalmaz. 4 tane altılı süt alıyoruz.
6 tane kırmızı un. Bunları siparişini verdik. 4 çamaşır suyu. 3 zeytinyağı. 2 tane de humus alacağız. Humus, 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 humus. Heh. Onları da aldık. Bunları da satın alalım. Bu arada günü açalım. Yavaş yavaş müşterilerimiz gelsin. Bunları şöyle salla. Hop. Sallayalım. İçeriye doğru. Doğru ittirelim bunların hepsini. Bunları tedarik ettikten sonra en azından bir iki gün bakmam diye umuyorum. Bakalım. Hoş bizim müşterilere bağlı birazcık da. Müşteriler çünkü bazı zaman geliyorlar, korkunç bir alışveriş yapıyorlar ve bir anda her şey bitiyor. Çamaşır suyu almışız. Aa, hepsini de yerine koyduk. Falan yok. Leri de al. Buraya ekle. Buraya ekle. Buraya ekle. Bakacağım, bakacağım. Bakacağım. Bir saniye. Altı süt. Tamam, buraya. Bunu da şuraya ekleyelim. Buraya ekle. Ya buraya ekle. Un. Süt. Bunlara gerek var mı? Yok. Tamam. Güzel. Müşteri. Müşteri. Evet. 122 dolar. Yok 1200. O kadar kesersek sıkıntı büyük olur. 12 dolar 40 sent. Buyurun. 56 dolar 10 sent. Güzel. Yavaş yavaş artık para biriktirebiliriz. Elimizde ürün malzeme var. Bu ürünlerle satışlarımızı yapalım, karımızı yapalım, yeni lisansları açalım. O lisansları da raflarımızda dizelim. $8. 80 sent. Yok. Dayıcım sen ne yaptın? Güzel güzel kazanalım. Aslında içecek benim için çok pahalı. Bence iyi. Mesela bu dakika 3, 2, 44 1, 80 diyelim buna. Bu birazcık geçmiş. 4 diyelim biz buna. Temizinden. $8.
Pirzola'ya bir bakabilir miyim? Pirzola'da bir sıkıntı var galiba. 14. 14 dolar 10 sent. Bu da 50 sent. 50 sent. Dolar 9. Çok fazla un gidiyor aslında. Unu da bakabilirim. Un acayip gidiyor hem de. Galiba piyasanın çok altında veriyoruz unları. Dur, nerede o kırmızı un? Yok, gayet iyi veriyoruz. Ama oradan iyi kazandık yani, yalan yok. Kırmızı un çok fazla gidiyor. Nedenini anlamadım bir şekilde. 3 tane su almış. 10 dolar 80 sent. Bir şey bir yakalım. Aa, kadın önüne geçti adamın. Sıraya kaynak yaptı. Gördüm. 3, 30. Portakal suyu benim için çok pahalı dedi. Tamam bakalım, portakal suyu senin için çok pahalı. Normal, evet. 2,80 diyelim biz buna. Oo, bak mesela. Bu dörtlük bir malzeme. Tereyağı mesela orada bakmadığımız için fiyatlara piyasa fiyatının altında satıyormuşuz. Kötü bir şey. Zarar etme, yani zarar etmeyiz ama o kadar da kar yapmayız. Biz kar yapmamız lazım ki satabilelim, değil mi? Yani aldığımız ürün değilsin. 3, 6, 45, 52. 3, 20. İyi. 190. Aa, fiyatı güncellemişler. Tamam. İdeal. Ton diyelim biz buna. 30. Nereye bakalım? 11, 14 gayet iyi. Tamam. 6,40. 6,40 da birazcık şeymiş yani. 70 diyelim buna biz. Bu arada bizim müşteriler 7,20. Beklettiğim için özür dilerim. Minik bir kontrol yapılıyordu. 63 dolar 10 sent. Burada bassa. %8 dolar 80 sent 20 dolar 90 sent. O pirzolayı alan da bayağı sağlam alıyorlar. 3 tane falan alıyor. Bir tane alanı görmedim pek fazla. Güzel. Gene depomuzda bir şeyler azalmıştır mutlaka da. Bakarız, bakarız.
Hafta boşaltalım da. Büyük yumurtalardan kalmamış. Orta yumurtalar var. Büyük yumurtalardan 4 tane alalım. Alalım şimdilik. Bulacağım. Patates. Önünde tavuk. İki cips alırız. Önünde ketçap. Tamam işte. Bu kadar. Şimdi bir sonraki güne geçelim. Bakalım ürünleriniz nedir? Pahalı bulunan ürün çok fazla. 42 pahalı bulunan ürün var. Bugünkü mağaza puanımız çok düşük geldi. Normal. Yani bu kadar pahalı ürün varsa bir tık sıkıntı demektir. 4,99, 5,90 idare eder. 8,34, 9,40. 9,20 diyelim buna biz. 9,94, 11 ideal. Patates ne durumda? 4,92, 7. Oo, böyle bir fark olamaz. 6 diyelim direkt. 1 dolar düşürelim. Patates satışlarımız bayağı şey olmuş. Piyasa fiyatı düşmüş. Bu ideal. Tavukta bir sıkıntı yok. Normal. O da ideal. Kekte bir sıkıntı var mı? Yok. Sen de var mı? Yok. On ideal. İdeal. Tamam. Güzel. Bunlara bakmıştık zaten dün. Normal patates. Tamam. Bu da iyi. Aa bak, bu piyasa fiyatının çok altında satıyoruz. Bunu 6,90 yapalım. Güzel. Ama gidiyor ürün. Çok garip. Ama 8 yapalım ya. Daha şey olur. Bir tık daha iyi. 13, 12 yap. Sende durumlar ne? Tamam. Bunu direkt 5 yap. Sen 11'sin. 11 olarak kal. 5, 4, 25, 28. Tamam. Tamam. Nokta 50 yapalım biz bunu. İdeal. Yani 17 yapsak daha mı iyi? 18. 18 yaptık. 35, 40.
6 ben diyelim buna biz. Tamam. Biz. Tamam. Bunlar ideal ya. Yani ideal, tamam. Fiyatları kontrol ediyorum. Bana pahalı ürün, şöyle ürün, böyle ürün falan filan diyenin kafasını gözüne kıracağım. Karar verdim. Bir tane marketten bir Haydar alalım. Kasanın altına koyalım. Bu pahalı ürün dediği an daha cümlesini bitirmeden kafasına vurmak lazım. Bütün fiyat etiketlerini tek tek inceledim. Aile değerlerini sürdürtmek istemiyorsa gıkını çıkarmayacak bu fiyatlara. Hiçbir türlü pahalı değil. Hepsi kontrol edildi, bakıldı. Tamam işte. İdeal, ideal, ideal. Şu ürünleri alalım bir ilk önce. Bu ürünleri hop ya. Yerli yerine koyalım. Ya yumurta nereye gitti ya? Ha, adam götürülmüş. Anlık panik. Tamam, günü açabiliriz. Yavaş yavaş ürünler eksilsin ya, sıkıntı yok. Bugünü mümkün olduğunca az ürün tedarik edeceğim. Daha doğrusu hiç etmeyeceğim. Yani bugün depolar boşalsın hiç sıkıntı değil. Yani hedefim 10 bin dolar falan bulmak. Lisans aldıktan sonra yeni ürünlerle beraber depoyu tamamlamaya çalışacağım. Eksik ürünler hangileri ise ona göre tedarik edeceğim. Gerekirse raf sistem alacağım. Bu raflar zaten şimdilik yeter gibi geliyor bana ama yine de ne olur ne olmaz. Tuvalet kağıtları falan idare eder ya şu anlık. Yani elimizde az biraz da olsa bir belirli bir miktar mal var. Bunları sıkıştırdım bilerek yeni gelecek ürünleri de birbirine sıkıştıracağım. Bakalım. Mesela şunları artık buraya falan dizebilirim. Bunu buraya koy. Ürün de buradan çıkar. Alanlar azalmış. Kendimi buraya koyalım. Buradaki şekeri kaldır. Buradan kekleri al buraya ekle. Tamam. Şimdi bize 3 tane neydi? Peynir miydi? Galiba peynir. Yani ondan lazım. 3 tane ballı mısır gevreği lazım. 3 tane tuvalet kağıdı. Bir tane çamaşır suyu. 2 tane diyelim ona çamaşır suyu. Biz sipariş edene kadar yarına kadar o azalır. Altyazı M.K.
İki tane bulaşık tableti. İki tane musakka. İki tane cam sil. Adam yorulmuş burada beklerken. Oh. 70 saat. Sıra bir dünya olmuş. Bunların hemen siparişlerini halledelim. $96, 20 cent. Anlaşıldı. Gün sonu bakabileceğim ben o depoya. Buradaki müşteriler çok fazla, çok yoğun. Teyzeciğim sen birey ne yapacaksın? $161, 50 cent. Oh, herkes fıçı fıçı bir daha alıyor. Şaka gibi. $116, 20 cent. Ne almış, ne alışveriş yapmış. 3 tane mısır gevreği. $20, 10 cent. $114, 70 cent. Güzel. Ajan simit bilerine bizim marketten alışveriş yapıyor. Tavuk benim için pahalı. $5, 60 cent aldık. Şu herif var ya, şu herif, şunun alnının çatısına bir tane tokat vuracaksın. Bir de bana geldi, utanmaz arlanmaz. Her şey pahalı deyip şuraya bak, ikişer üçer tane almış. Ayıp değil mi? Git başka markete. Satmıyorum. Deyip de tutarı girip ekstradan göndermem peki. Yine bekleriz, yine bekleriz. Ertesi gidiyor musun? Şuraya bak, yığında müşteri geliyor. Oradan bir yerden çıkıyorlar. Mahallenin köşesinden. Biliyorlar. Yani. Burası birazcık karanlık artık. Yani bana mı karanlık geliyor? Işıklı olan yerlerde çok ışık var. Belirli şeylerde. Benim bir gözüm kararıyor, anlamadım. Bu arada mağaza seviyesi 35 oldu. $7561 oldu. Yani bu müşterileri falan da gönderdikten sonra herhalde bir $8000 falan olur. 8-8,5 falan olur gibi geliyor bana. Yeni ürün açacağız. 3,5'tu sanırım yeni ürün lisansı. Onu açtıktan sonra bir de ekstra şu anda biten ürünleri sipariş edeceğiz. Bir de yeni ürünleri sipariş edeceğiz. Umarım yeter. Paramız yetmezse yandık.
3 dolar 10 sent. $17 30 sent. Yani ete bak ete. Para üstü $80. $180 verdik. Tam tahmin ettiğim gibi $8,514 oldu. Hoş, bu müşteriler gittikten sonra 8600, 8700, 9000'e varır mı? Yok zannetmiyorum ya. O kadar fazla alışveriş yapmamışlardır. Vallahi yapmışlar. 8821. Hadi 9000'i görüyor muyuz? Hadi çok az kaldı. $100'luk, ortalama $200'luk bir alışveriş. 8888. Bu ne böyle ya? 88 gidiyor. 88 sent olsaymış tam güzel olurmuş. 9008, hayırlı uğurlu olsun. 9000'i gördük sonunda. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Bu ürünün lisansını açmak için gerekli malzemeyi tamamladık. Yeni ürünlerimiz cips, un, püre patates, biber, pirinç, sandviç ekmeği, toz şeker olacakmış. Bunun lisansını açıyoruz. Buradan hemen bakıyoruz. Bunlar geldi gördüğünüz gibi. Şu gelen yeni ürünler. Bu ürünlerin zaten her birinden ikişer tane verelim şimdilik. Tamam. Diğerlerini de vereceğiz zaten. 583 dolar tutuyormuş. Bir sonraki güne de atlayalım. Bakalım ne kadar gelmiş, ne kadar gitmiş. 305 mağaza puanı. Pahalı bulunan ürün 34. Hala niye pahalı bulunan ürün bu kadar fazla onu anlamış değilim ama yapacak bir şey yok. Bu arada kirayla faturaları ödemedim. Ben bugün ödeyeyim onları. Tedarik giderlerine $330. Geliştirme giderlerine de $3500. $475'lık bir karımız var yine de. Yeni güne başlıyoruz. Ama bak burada ketçap unutmuşuz. Tamam. Ürünlerimizi sipariş edelim. Bundan ve bundan. Hatta sizden ikişer tane daha sipariş edelim. Benden de öyle, senden de öyle. Yok, sen gelmedin. Biber, püre patates, un, cips. Bunları da verdik. Tamam. Şimdi bunları da depoya değil. İlk önce raflara yerleştirelim. En azından bu un. Temiz ürünün şeyleri. Sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Cips. Bunları buraya atamayız. Burada biralar bitmiş. Cipsleri nereye koyacağız? Bunların karşısına koyabiliriz aslında. Neyse. Şu aşağıya koyalım. Güzel. Bari cipsler iki rafa birden sığabiliyor. Güzel. Bu neymiş? Paket ürün. Ürün buraya ayarlarız. Ama ne olduğunu anlamadım onun. Bu da un. Dur. Un diğer şeylerini buraya koyalım. Farklı farklı unlar var. Farklı farklı cipsler var şimdi. O kadar fazla farklı şeyler var ki. Bu ne? Bu da pirinç. Bizim raf almamız gerekecek gibi. Vallahi raf almamız gerekecek gibi. Rafta sipariş et. Olmayacak. Bir raf ver.
Bir tane de spot ışığı ver. Ha, 440 dolar ver. Depoya at. Bunu da depoya at. Bu ne? Bunu koymadık mı ya? Ya burada. Bunu da ekle buraya. Tamam. Ne güzel. Ha bak bu yeni. Bu yeni. Bunu da buraya ekleyelim. Buzluk. Değil mi bunlar? Evet. Buzluklarımızı da buraya koyduk. Bu da depoya. Güzel. Bunu at gitsin. Bunlar da tamamlanmış. Ve ekmek. Ekmekleri de yukarı koyalım. Güzel. Bunu bir atlatsın. Lamba. Koyalım. Buraya at gitsin. Böyle at gitsin. Tuzluk bir rafta istiyordu. Bunları da koyduk. Bunu da at gitsin. Nasıl Allah? Artık zaten raflara şey koymamıza gerek yok. Kalanına buraya ekleyeceğiz. Şimdi buradaki rafa sıkıştıralım. Hepsini buraya koyalım. Bizim gerçekten yer konusunda sıkıntımız olacak ya. Valla. Yer konusunda sıkıntımız olacak bizim. Belli yani. Bununla kaçarımız yok. Bunu buraya farklı bir yere ekleyeceğim ama burada dursun. Var buraya. Ekmek buraya. Un da var. Un. Bunu da aşağıya koyalım bu unları. Hoş bunu aslında şeye ekleyebilirim. Diğer unların yanına ekleyebilirim. Değil mi? Ekleyemez miyim? Yok, ekleyemezmişim. Neyse. En azından karşısında. Hani unlara bakacağımız zaman reyonunu biliyoruz en azından. İyi tarafından bakacak olursak öyle bir şey var. Neyse. Tamam. Şu anlık iyiyiz. Güzeliz. Yeni raflar aldık. Yeni sistemleri ayarladık. Fiyatlarını da girelim. 1,83 mü? Sen şaka yapıyorsun. Bu o zaman 2. 2, 10 diyelim. Hiçbir şey kazanamayacağız bundan. Buna 10,5 mu desek? 10,50 diyelim. Bu 6,16. Dümdüz 7 ver. Bu 4,87. 5,50 de. Tamam. Bunların fiyatını girdik. Şimdi buraya gelelim. 5,19. 6 de dümdüz. Cipsler. 6,27. 7,50. Un.
Direkt 11. Onun dışında, aa bak buradaki, aa onları ben bunları almam lazım. Nasıl alabilirim? Var mı burada un şeyi? Yok, bu değil. Bu, aa evet. Buradaki unları kaldırmam gerekiyor benim. Şimdi kutu dolu. Neyse, onu ben boşaldıkça şey yaparım, olmadı. Hallederim. Ben onu atladım büyük ihtimal. Bir tane koydum ya. O sırada depocu geldi, geri kalanını doldurdu. Gitti kutusunu da attı. Neyse. Normal. Normal şeylerimiz tamamlandı. Biraların en büyük boyları kalmadı. Onları da bir siparişini geçmem gerekiyor. En az 4 tane. Neyse, bir sonraki bölüm buna devam ederiz. Bu bölümde bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.